Sahanın en iyilerinden biri de sendin. Senin ağzından da dinleyelim maçı. 1-0'lık bir mağlubiyet galiba hakkı böyle de olmaması lazımdı. Üzgünüz tabii. Burada bu statta yani geçmişte baktığımda talih yani üzgün bir şekilde ayrılmıştık geçmişte. Ama bugün herkes inançlıydı. Yani ya da galip ya da berabere bitmek istiyorduk maçı. Gerçekten herkes bugün çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Hoca az önce dediği gibi röportajda yani biraz ön tarafta topu tutamadığımıza dolayı çok baskı yemeye başladık bir süre. Ama herkes bugün savunma hattında iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Üzgünüz yani ya 1-0 olmaması gerekiyordu. Hele penaltıdan yediğimiz golle daha çok acıyor yani gerçekten. Bugün sahada çok iyi bir savunma örneği vardı sayınızda. Biz zaten yani önce baktığımda Tottenham maçında, ondan önce de Arsenal maçında hep iyi savunma yapıp da puanlar aldık deplasmandan ya da galip geldiğimiz maçlar. Bunun rövanşı da var. Olimpiyatta da yani 1-0 çevrilecek bir skor değil. Böyle oynarsa kendi evimizde biraz daha üstünle hücum hattında hem defansta yani galip geliriz. Yani inancımız hala sürüyor. 1-0 yani büyük bir skor değil sonuçta 1-0. Yani takım arkadaşımı kutluyorum. Yani aynı zamanda üzgünüz. Böyle olmaması gerekiyordu. 0-0 bitirmek yani 85. dakikada herhalde yediğimiz penaltı pozisyon. Yani 85 dakikada savunma yapıyorsun yani. Yani baktığında çok net pozisyonları da yok onlarda yani. Bizim Demba Ba ilk yarıda vardı karşı karşıya kaçırdığını. Yani belki 1-0 biteceği maç bize 1-0 biteceğine onlara 1-0 bitti. Ama dediğim gibi olimpiyatta bizim taraftarımız baskı. Yani bunlar kendi evinde nasıl baskı kurduysa onların taraftarı. Biz de daha tabii ki daha fazla baskıyı kuracağız taraftarımız birlikte. Turu geçeceğimize inanıyorum yani. Herkes yani inanıyor bunu geçeceğimize. İnşallah böyle olur. Peki şimdiden iyi şanslar dileyelim ikinci maçın. Teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Sözü yeniden İstanbul'a.